Gelelim dünün hikayesini yazmaya. Burada laf çok başladı. Bize telefonla iletişebilirsiniz bizimle. 0212 alan koduyla 429-58-93. Twitter'da zaten başladı sorularınız. Twitter/Mesut Yar adresinden de sorularınız varsa alabiliriz. Bu akşam ancak dün akşam söz verdik çünkü yanlışlıkla ağzımızdan kaçtı. Gece Uslu, sizinle başlamak istiyorum. Şunu soralım. Kızınız neredeydi hakikaten? Neredeydi? Neredeydi? Öyle bir havada kaldı kız. Vallahi sonra anneyi de kaybettiler. Evet, siz ana olarak ortadan kayboldunuz. Evet. Bütün aile nerede diye biz düşündük yani. Aynen, o kız öyle bulunamadı mı? Ben son bölümü kaçırdım galiba. Valla son 3 bölümü ben de izleyemedim. Zaten hani son 3 bölümde de yer almadım ben. Gerçekten şey, parasal sorun mu vardı? Evet, yani bütün ekip olarak zaten öyle bir durduk uzun bir süre, 1,5 ay kadar. Anlaşamadık devamında da. Can sağlığı ya, ne olacak ki? Aynen. İyisi öyle var sektörün, kötüsü var. Devam ederiz bu hattan. Gökmen abi, öncelikle şunu bir açıklayalım. Bak, ben ne kadar beyaz görünüyorsam sen o kadar siyah görünüyorsun. Ne patladı abi? Sevgili kardeşim, şöyle söyleyeyim. Nisan ayının başıydı, menajer arkadaşım var. Beni biraz uyandırdı, şöyle dedi. Bizim Türkiye'deki yöneticiler dedi, kullanma tarihi geçmiş oyuncuları hep alıyorlar dedi. Senin de kullanma tarihin geçti ama önemli değil dedi. Sen dedi şöyle Afrikalılar gibi bir yan dedi. Belki dedi 3-5 milyon dolara bir yere seni kakalarız dedi. Ama tam ben yandım, şike patladı. Bu sefer transferler durdu. Herhalde önümüzdeki sene. Öyle yandığınla kaldın yani. Yandığımla kaldım. Kakalarız işte derken kaka diye mi yutturacaklardı? Ne bileyim, öyle bir futbolcu var ya. Vallahi işte her türlü yoruma açık yani. Abicim benim, çok merak ettiğim bir şey var. Sen futbolcuyken senin için kullanılan sıfatı senin ağzından duyabilir miyiz? Ayı. Estağfurullah. Yani işte... Estağfurullah değil, ayı Gökmen derlerdi. Çünkü abi ben neden çok ya? Güçlü. Hayır ya, bir insan niye ayı derler ki? Mesut'cum, ben çok güçlü bir oyuncuydum. Maşallah. Yani teknik kapasitem yani çok mükemmel olmasa da mevkinin özelliklerine göre yeterliydi. 2-3 kişi benimle uğraşamıyordu. Yani sincap diyecek halleri yok yani. Ayı dediler. Böyle ayı kaldı yani. Sen hiç şey yapmadın, itiraz etmedin galiba. Neden edeyim ki? Vallahi keyifli. Biraz da korkutucu zaten. Kimse gelemez ki üzerine. Vallahi tabii. Neticede yani güçlü insan yanına pek fazla kimse cesaret edemez gelmeye. Tabii bu yorumcu olduktan sonra da tabii ağır eleştiriler falan da yapıyorum. Zaman zaman haddimi de aşıyorum ama. Estağfurullah. Şöyle bir şey var. Bana yalaka diyeceklerine, amigo diyeceklerine küfür etsinler. Ben kabul ediyorum yani. Anladım. Zaten ayıyı bir küfür olarak kabul etmiyoruz biz. Yani ben de etmiyorum. Sen onu güzelleştirmişsin çünkü. Aynen öyle. Ben o aşağı yukarı 14 sene falan oynadım o isimle. İftar ediyorum kendime. Çok güzel. Formaya yazdırsaydın abi giderken jübilede. Eskiden öyle yazılar falan yoktu. Ha, yoktu. Yoktu. Yalnız burada arma vardı. Bir de arkada forma numara vardı. O kadardı yani. İçeride sen vardın. Bir tane zaten forma vardı. Bütün sene o formayı giyiyorduk. Ha yani. Değişmezdi o yani. Yok. Şimdikiler baya baya yani. Ya ne diyorsun, her maçta 10 tane forma getiriyorlar her oyuncuya. Sebilullah dağıtıyorlar. Futbol ciddi bir sektör oldu o zaman. Senin zamanından bu zamana kadar. Bizimki ne zaman? O zamanla bu zamanı mukayese ettiğin zaman taş devri yani. Ferhat Çakmak taş devriyle. Bugüne. Abi estağfurullah. Dinozor değil ayı. Sadece ayı. Öyle yani. Dinozor dedi. O fark etmez. Yok yok. Ya. Yok, sen bizim canımızsın. Hoş geldin abi. Şeref verdin. Sağ olasın. Şimdi Hande Kazanova ablacığım, sizin bu soyadı çok anlamlı biliyorsunuz. Evet. Hani bunu hangi anlamda kullanmalıyız? Eğer doğruysa büyük dedeniz bayağı bir can yakmış. Yok, büyük dedem hiç öyle can yakacak bir insan da değil. Öyle aslında mi? Ya bizim ailede hiç kimse öyle aslında çok can yakan bir şey değil de durumda değil. Ama zaten o bildiğimiz Kazanova ile alakası yok soyadımın. O zaten Kazanova değil mi ya? Kazanova ama yurt dışında çok ilgi çekiyor. Oo yani İtalya'da. Oo Signore Kazanova. Tabii tabii, beni bir şekilde onlardan geldiğimi zannediyorlar ama bizim tabii Rusya'daki Kazan Ovası'ndan gelen. Ha, Kazan Ovası'ndan. Kazan Ovası'ndan. Bugün böyle Twitter'a attığımda yani bu ova soyadlarını falan bayağı bir şey mavrasını çevirirler. Özellikle benle ilgili mavralar. İyi neyse, Kazanova ile bilginiz yok. Peki yok. Bu Kazan Ovası'ndan gelmiş yani. Bunda netleşelim. Tabii. Duyduk duymadık demeyin. Bunun üzerine bir daha espri yapılmasın yani, üretilmesin diye. Evet evet. Kötü zaten. Başka yerlerde de hep söylüyorlar. Ne zaman açsak televizyonu yazık, hep soyadını açıklamakla geçiyor ömrü diye. Ah canım ya. Neyse, inşallah burada öyle olmayacak. Yıldız Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi bu stüdyoda siyasetçi ağırlamak pek nasip olmadı bize. Dolayısıyla öncelikle yorumcu Yıldız Hanım'dan ziyade bir siyasetçi Yıldız Hanım olarak şöyle inşallah ayağınız uğurlu gelir. İnşallah. Ne bileyim, hep sizin gibi siyasetçiler ağırlarız. Yani
insanın bakınca böyle gönlünün açıldığı ve gözünün açıldığı siyasetçiler. Şimdi efendim siyasetçi tarafınızı tanıyabilir miyim? Ne yapıyordunuz? Milletvekiliydiniz galiba. Milletvekili bir dönem oldum. İkinci döneme gidemedim çünkü zor oluyor hem sanatçı hem milletvekili. Siyasetçi çok zor bir iş. Yani gerekse yalan da söyleyeceksin, oyunda oynayacaksın. Ben yani zaten şarkılarımı kendim yazıyorum. Bu güzel sözler yazıyorum. O sözler nerede kalıyordu? Siyasette yaptığın işte nerede kalıyor? O yüzden ben dedim bana göre değil yani. Şiir gibi bir siyasetiniz vardı. Tabii her zaman olduğu gibi millet anlamıyor öyle şiir gibi siyasetten. Yani şöyle bir şey var. Hanımefendi dedi ki yalan söylemeyeceksin falan dedi. Yani orada yalan mı söylüyorlar politikada? Bizim nereden çok da? Ya ben şöyle diyeceğim. Yok siz siyasette öyle demeyin. Yani gerekse siz de yalancısınız. Öyle mi? Evet. Siz kendiniz böyle gösteriyorsunuz, tam bambaşka adamsınız. İnsan kendi kendisiyle kültürlü olan adamı kültürlü diyeceksin, kendi kendisine gerçekçi olan adamı gerçekçi diyeceksin. Ben evet, millete her şeyi istediğini versen her yer karışır. Milleti yöneteceksin. Hmm. Anlayabiliyor muyum? Çok özür dilerim, ben İran'ı yaptım yani. Bizim Türkiye'de işte öyle ama ben öyle İran'ı anlamam. Politikaya karıştırmayacaksınız. Politikadan çok çektim ben. Çok çektim mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Bizde genelde politikacılar yapışır koltuğa kalkmaz. Vallahi bravo. Yani sizinkisi müthiş bir irade. Hiç gerek yok bu ne iradesi yani. İnsanlar kendisi için yaşamıyor orada ya. Ben sanatçıyım yani sanatçı imkansız siyasette olmalı. Peki bir şey bana göre. Sanatçılıktan mı siyasete girdiniz yoksa siyasetten sonra mı sanatçı oldunuz? Yok şimdi? Sanatçılıktan yani tabii ki benden destek de istendi. Milletvekili olup da bu partiyi destek gerekiyor dedi. Tamam destekleyeyim dedim ama bambaşka bir durum oldu. Sabah erken saat 7'de kalkıp meclise gitmek gerekiyor. Bana göre değil ya. Ben uyuyacağım. Akşam konser vermişim. Nasıl konserlerim var yani. 7'de kalk kendi şeyinde ol. Açık saçık giyemezsin. Yok yani ben öyle disiplinli şeylik olmak bana göre değil. Olmaz. Peki orada milletvekili para alıyor mu? Her yerde aynı. Aynı mı? Orada aynı tabii ki. Peki onu bir soracağım. Siz Türkiye'de de yani siyaseti az çok gördünüz. Yani mesela Özbekistan'la Türkiye siyaseti arasında bir fark var mı yoksa hakikaten aynı mı? Tüm siyaset. Yok tabii ki ise her memleketin kendi siyaseti var. Oraya girmek istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Her memleket, her mahallenin kendi muhtarı var. Kapısı var. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Bizimki tabii ki Rusya'dan kalmış şeyler var. O şeyler vardı, gelenekler var. O siyaseti vardı. Hiç karıştıramazsın yani buraya. Burada çok büyük demokrasi var. Herkes ne isterse onu konuşuyor. Sevmiyorum, inanmıyorum. De herkes çıkıp konuşabilir. Orada bir defa konuşsan ertesi gün kendini bilmem nerede bulursun. Eyvah, tamam hiç girmeyelim o hatta. İşte o yüzden siyasete hiç girmek bir hatmış istemem. Orası. Tamam biz sizin hep şarkılarınızı konuşalım. Aferin. Evet öyle yapalım lütfen. Aferin ülkesine geri dönüşü zorlaştı ama bu sözlerden sonra. Yok bizim ülkemizde son derece mutlu şu anda. Valla acayip. Evet, ben şöyle diyeceğim. Ben Avrupa'da 10 sene yaşadım. Amerika'da 2 sene yaşadım. Burası da çok beğendim. Her konuda özgürlük var. İnanın her konuda. Evet, doğru. Herkes Avrupa diyor, Amerika diyor, bilmem ne diyor. Orası giden adam, yaşayan adam, yani bir günlük misafir olup turist olup değil, yaşayan adam bilir yani. Burada valla her konuda özgürlük var. Ve bugünkü Türkiye'yi çok severim ben. İyi, burada. Güzel. En azından birini mutlu etmişiz ya, bu güzel bir şey.